Bu aynen hafta aynen. yine var, şöyle bakıyorum haberlerimiz var, fena değil bence bu hafta. Ee, yine bakıyorum şöyle zam haberi var mı diye. Yok. Mesela zam haberimiz mı? yok. Yine Türkiye'ye gelen modellerimiz var. Dünya çapında global e, pazarda tanıtılan yeni modeller var. En çok merak edilen modellerden bir tanesi Ceko 7 idi biliyorsun, Cherry'nin alt markası ki videoda da e, kapağı, kapağı yerleştirdiğimiz model. Evet. Onunla ilgili fiyat bilgisi, özellik bilgisi var. Belki de. E, bu haftanın en e, öne çıkan haberi Pek bu olacak. Konuşuruz. Bunları Peki, tek yani tek şey konuşacağız. Ya yani nasıl oluyor? Biz mesela Türkiye, e, yani ne, neden cazip bir pazar mıyız bizde? Hani bu kadar olmasına rağmen fiyatının bu kadar sorunlu olmasına rağmen otomobillerin yine de yani gördüğüm kadarıyla dünya içinde de dünya pazarında da yeri olan bir pazarız yani sanki. Doğru mu düşünüyorum? Yani ilginç değil mi? Bu kadar pahalı araba satılmasına rağmen Türkiye'de bu kadar bir e, ne diyelim hani yeni model geliyor duyuruluyor evet yani gene konuşuyoruz yani yeni model geliyor da işte kırpılmış bir model geliyor belki veya işte uğraşıyorlar ki şöyle bir model getirelim az yaksın çok kaçsın falan öyle bir zorluk da var ama gene de bakıyorum geliyor yani. Tabii Jayko'yu belki saymak lazım bilemiyorum çünkü Çin avantajı var hep konuşuyoruz ama ne dersin yani başka gelmiyor da yok diye yani başkaları da geliyor Türkiye'ye. Ya tabii şu anda Türkiye pazarı Çinli markalar için onlar özelinde konuşursak çok cazip bir pazar. Zaten hani Avrupalı markaların biraz daha fiyatlarının yüksek seviyelerde olduğunu biliyoruz zaten. Hani bir o onlar burada rekabeti arttırıyorlar bir nevi. Çünkü dediğin gibi fiyat avantajı na çok sahipler burada Avrupalı üreticilere karşı. Zaten geldikleri zaman Çeriden de bunu net bir şekilde gördük. Bu ilave vergiyi yemeden önce hangi fiyatlara SUV sattıklarını gördük. Başka markaların özellikle Avrupalı markaların bir b BSU veya Hatchback model sattığı fiyatlara adamlar SUV ve neredeyse hani biraz daha az satsa DSUV satacak konumdaydı. Şimdi tabii ek vergiden sonra işler biraz değişti ama Ceko markası yine baktığımız zaman şaşırtan bir fiyatla Türkiye pazarına girdi. Şunu dedirtiyor adamlar, bu ek vergi olmasaymış gerçekten hani belki de piyasayı silip süpürürmüş gibi bir e yorum yapabiliriz burada. Tabii birazdan konuşacağız onu. Evet e, yani güzel bir lansman toplantısı yaptılar e, İstanbul'da e, iyi bir duyuruyla gelmiş oldular Türkiye'ye e, bakalım dediğim gibi detayları birazdan o habere geleceğiz ama o habere gelmeden önce o sefer bir bakalım e, BMW ile ilgili bir şey var ki bizim daha önce konuşup kardeşim Hyundai mi yaptınız falan dediğimiz modelle ilgili bir gelişme var zannediyorum hemen evet. ekrana ben vermeye çalışırken sözü de sana bırakıyorum e, diye dönüyorum. Evet buyursunlar sevgili Başcan. Evet yeni BMW 1 serisi e, böyle iç tasarımı dış tasarımı yenilendi. Böyle kapsamlı bir güncellemeden geçirildi. Hatta biz de o ilk tanıtıldığında yanlış hatırlamıyorsam 2 ay önce falandı. İlk tanıtıldığında ya kardeşim hani Kia mı yaptınız şeklinde yorumlarda bulunmuştuk ki hani böyle yani, e, gelen o genel yorumları da incelediğimde bu tarz bun, buna yönelik bazı eleştiriler vardı ama tabii ön tasarım özelinde konuşursak hani geri kalanda zaten BMW 1 serisinin kendi karakterini ortaya koyan detaylar var. Farklı versiyonları tanıtılmıştı ve şöyle bir şey olmuştu. Artık benzinli versiyonlarda i takısı olmamıştı. Mesela 120i vardı, 118i vardı. Onlar artık 118 veya 120 şeklinde isimlendirileceğini söylemiştik zaten ilk makyajlı versiyon tanıtıldığında. Şimdi BMW 120 versiyonu e, Türkiye'de satışa sunuldu. Şimdilik sadece bu versiyon geliyor. Tabii ki zaten buradan benzinli olduğunu anlıyoruz. Önceden olsaydı BMW 120i olarak adlandırılacaktı. Şimdi sadece BMW 120 olarak geliyor. M Sport tasarım paketiyle beraber 2 milyon 298 bin TL yani düz bir şekilde 2.3 milyon olarak e, başlangıç fiyatına sahip olduğunu söyleyebiliriz Türkiye pazarında. Yani bana kalırsa e, özellikle kendi segmentinde, kendi premium segmentinde Fiyatın biraz ortalamanın üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Neden? İşte e, A serisi var rakibi olarak bunun. Yine aynı aşağı yukarı bu fiyatlarda bir başlangıç e, fiyatına sahip. E, onun dışında e, Audi'nin modeli var, A3 modeli var. Onun fiyatı bunlardan biraz daha düşük. Rak i̇ki rakibine göre biraz daha avantaj, fiyat avantajına sahip olduğunu söylemek mümkün. Burada BMW 120'yi biraz daha ortalamanın üzerinde bir fiyattan Türkiye'de satışa sunmayı tercih etmiş diyebiliriz. Özelliklerine bakacak olduğumuzda zaten artık premium segmentte bol bol gördüğümüz mild hibrit yani hafif hibrit seçeneğiyle geldiğini söylemek mümkün. Tabii ki dizel değil bildiğimiz klasik benzin e, elektrik kombinasyonuyla geliyor. 1.5 litre hacminde bir motor var. Benzinli motor var. Toplam bu kombinasyonla 170 beygir güç ve 280 Newton metre tork üretiyor. Sıfır 100 hızlanmasını 7.8 saniyede tamamlıyor. Yani çok performanslı bir model değil. Biraz daha mild hibrit Yapalım hani burada e, yakıt emisyonlarını biraz daha düşürelim ki e, bu Avrupa'da özellikle kuruluşun e, radarına takılmayalım biraz daha emisyonlar düşük olsun babında bir e, hafif hibrit seçenekler zaten ben bunu hep söylüyorum tam hibrit kadar tasarrufu oynamıyor biraz daha trik yapalım bu e, biz daha çok böyle tasarruf yapıyoruz tarzında kendimizi gösterelim babında yapılan bir oyun olduğunu ben her zaman söylüyorum. Yakıt tüketimine baktığımızda da 100 km'de ortalama 5.3 ve 6 litre aralığında olduğunu görüyoruz burada bize verilen özelliklerde. E, tasarım olarak zaten e, genel eleştirimizi yapmıştık. Ön taraftan böyle Kia'ya benzediğini söylemiştik ama onun dışında arka tarafta mesela kendi karakterini diğer BMW modellerinde de gördüğümüz bu e, agresif duran stop tasarımı yine BMW 120'de de kendini gösteriyor. Bana kalırsa M Sport tasarım paketiyle beraber yine bu BMW'ye yakışan agresif tasarım devam ediyor genel olarak baktığımızda. Sadece ön taraftan bakmazsak işte büyük jantlar olsun, bu keskin hatlar olsun, yine az önce bahsettiğim stop tasarımı olsun. Gayet güzel e, çizgilere sahip bir otomobil olduğunu söylemek mümkün. E, bu jantlar tabii ki o büyük 19 inçlik jantlarla beraber geliyor. İç tarafta yapılan yenilikler var. Bunlardan en büyüğü tabii ki güncellenen işletim multimedya sistemi. BMW'nin işletim sistemi 9 e, ile artık çalışıyor. Bu da ne demek oluyor? En güncel, en ...yeni nesil teknolojilerin burada multimedya sisteminde desteklendiği anlamına geliyor. Onun dışında 10.7 inçlik yüksek çözünürlüklü bir ekran var. Yani aslında e, dijital konsol BMW'nin alıştığımız diğer yeni modelleriyle e, birebir benzer diyebiliriz. Üç kollu direksiyon, hemen arkasında iki e, ekranın yer verildiği bitişik ekranlarda oluşan bir dijital panel. Yine orta konsoldaki bu klima kontrolleri e, bizim aşina olduğumuz tasarımla e, beraber geliyor onun dışında kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, iki bölgeli otomatik klima, elektrikli ve hafızalı ön koltuklar gibi gibi birçok özellik bu otomobilde geliyor. Opsiyon olarak bazı özellikler var. Bunlar neler? 360 derece görüş açısı sağlayan kamera sistemi, manevra asistanı ve gelişmiş geri görüş asistanı ile park işlemini çok daha konforlu hale getiren park asistanı Professional gibi birçok opsiyonda sunuluyor bu otomobille beraber fiyatını tekrar hatırlatmış olayım. Başını kaçıranlar olmuştur belki de. 2.3 milyonluk fiyatı var M Sport tasarım paketiyle beraber. Yani böyle bakınca bu arada yani söylediklerini tabii enteresan. Yani 2.3 milyon aslında hani sen de geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Fiyat meselesi artık böyle çok kafa karıştırıyor diye. Yani şimdi BMW 2.3 milyon diyorsun hani Hyundai'ye benziyebim söyleyeyim. Hyundai benzerini <laughs> almak istiyorum 2.3 milyon güzel. Peki hayır onu almak istemiyorum. Yani işte 1.5 milyona Clio mu alsam hani o yüzden çok enteresan bir noktada gibi hissediyorum sanki. Ama böyle bakınca da yani işte sen diyorsun ya opsiyonel pakette işte gelişmiş geri 360 derece kamera falan filan. Ya kardeşim adamlar ya yani Çinliler bunu zaten hani default veriyor yani varsayılan olarak adam hani her şeyi koyuyor içine. Bunu da varsayılan veriyor. Her şeyi veriyor. Artık opsiyoneli mi kalmış bunu ya? Ver yani ne verebiliyorsan sanki. Yani düşünüyorum tamam evet. O da tabii büyük ihtimalle BMW'de şöyle diyor. Ben de BMW olarak bunu veriyorum. Hani bunu opsiyonel vereceğim diyordur tabii de. Ama böyle baktığım zaman uzun vadede eğer sağlamlık konusundaki e, kendilerini gösterirlerse sanki hiç şansları kalmayacakmış gibi görünüyor. E, diğer araçların yani böyle opsiyonel bir şey sunmaya gerek yok. Ne sunabiliyorsan sun. Yoksa zaten senin artık gelecekte sunacaklarının pek bir önemi kalmayacak gibi geliyor bana. Ama tabii bilemiyorum. Ee, sonuçta BMW'den bahsediyoruz. Evet, yeni e, Jaecoo Türkiye'de hangi modeliyle? Daha önce konuştuğumuz bir modeliyle aslında. Ee, yine evet. burada seninle konuştuk, güzelce anlattık, sevdik, beğendik. Ee, böyle cicimel bir araç yani hani bakınca. E, hani Land Rover alamadım da Jayco alayım desem <gülüyor> <gülüyor> Evet, aslında aslında böyle bir yorum <laughs> yapabiliriz. Böyle <laughs> ön taraftan baktığında e, hatlarıyla anımsatmıyor değil. Genel olarak böyle hani pürüzsüz bir e, gövde tasarımı var ya tabii ki farları farklı, panjuru farklı bunlar farklı detaylar ama pü, bu pürüzsüz tasarıma baktığımızda biraz anımsatmıyor değil. Evet yani öyle enteresan bir şey var. Buyursunlar ne olacak peki Türkiye'ye geldi ne göreceğiz ne, ne sunuyor bu araç? Türkiye için bir sınır var mı? Kısıt var mı? Yurt dışı ile farklılık ee, var mı şu an senin gördüğün bildiğin? Yani şimdi tabii ki e, bu otomobil Çin'de satılan bir araç bilmiyorum. Avrupa'ya geldi mi gel gelmediğini düşünüyorum şu anda Avrupa'ya. Önce Türkiye'de satışa sunuldu. Tabii ki uzun zamandır Türkiye pazarına geleceği söyleniyor. Fiyat açısından da önce çeri modellerindeki bu rekabetçi fiyatları gördükten sonra Jacko7 için de heyecanlanmıştık açıkçası ama daha Türkiye pazarına gelmesi yaklaştıktan sonra bu ilave gümrük vergisinin elektrikli otomobillerden ziyade tüm yakıt tipi için uygulanabilir hale getirilmesinden sonra açıkçası biraz böyle hevesimiz düşmüştü ama yine de meraklı bekliyorduk. Türkiye lansmanı yapıldı artık biliyorsun Avrupa pazarı olarak değerlendirildiğimizde en fazla ihracat Türkiye'ye yapılmıştı gemiyle birçok otomobil gelmişti teslim edilmek üzere Türkiye pazarına. E, otomobilin fiyatı açıklanan fiyatlarına baktığımızda iki farklı versiyonla geldiğini görüyoruz. Reviv ve Evol adı verilen iki farklı donanım seviyesi var. E, bunlar da sadece donanımlar değişmiyor. Aracın e, güç aktarma sistemi de değişiyor. Çünkü giriş seviyesinde 4x2 önden çekişli bir araç olarak geliyor. 4 üst seviyede ise 4x4 yani asıl bu otomobilin işte baştan beri e, yapılan reklamları var. Ne? Hem şehirli hem arazi kabiliyeti yüksek bir SUV ikisi bir arada e, olmak üzere. Reklamları yapılıyordu o yüzden asıl burada e, konuşmamız gereken versiyon 4x4 versiyon olacak diye düşünüyorum. Çünkü yani 4x2 versiyon yani bu otomobilden ziyade mesela daha e, uygun fiyatlı araçlar da alınabilir SUV'ler de alınabilir. Öne çıkan tarafıyla almak isterseniz 4x4 versiyon almak lazım. Burada fiyatlar nasıl giriş seviyesi 4x2 versiyon 1.920.000 TL'den başlıyor. 4x4 versiyon içinde 2 milyon 90 bin TL'lik bir fiyat var. Tabii ki bu fiyatların daha önce de söylediğim gibi %40 ilave gümrük vergisinin etkili olduğu biçimde gelen fiyatlar olduğunu söylemek mümkün. Demek ki belki de hani bu ilave gümrük vergisi olmasaydı 1.6 milyon 1.7 milyon civarında bir fiyatlardan konuşuyor olabilirdik. Ama ilave gümrük vergisiyle bu aracın fiyatı çok daha yüksek olabilirdi. Marka tarafında burada Türkiye pazarı için bence fiyat konusunda bir destek sağladıklarını düşünüyorum Çeri grubunun. %40 ilave gümrük vergisiyle bu otomobilin fiyatı biraz daha yüksek olabilirdi Türkiye pazarında. O yüzden hani 1.920.000 TL'lik fiyat çok da yüksek gelmedi açıkçası bana. Fark ettiysen eğer 4x2 ile 4x4 versiyon arasında da çok büyük bir fiyat farkı yok. O yüzden bence hani biraz daha giriş seviyesinden ziyade bu otomobili almaya niyetleniyorsan hani bence Koya7 alacağım. Hani bütün riskleri göz alıyorum diyorsan ki hani risk dediğimde Türkiye pazarına yeni giren bir marka olduğu için söylüyorum. Bütün riskleri göze al, al, alacağım diyorsan zaten 2 milyon 2.2 milyon 2 90 bin TL'lik 4x4 versiyon alınması çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hemen şöyle sunduğu özelliklere bakalım neler sunuyor bize. Şimdi her iki evet. versiyonda da 19 inçlik jantlarımız var. Böyle güzel tasarımlara, çift renk tasarımlara sahip. Ön tarafta zaten her zaman konuşuyorduk. Üst taraftaki gündüz led gündüz aydınlatmaları Tetris oyununa benziyor. Hani böyle boşlukları doldurdun, e, düz bir çizgi haline geldiğinde yok olan bir Tetris oyunu vardı ya. Onun evet, böyle evet. grafiklerini anımsatan güzel böyle gündüz ledleri kullanılmış. Ana aydınlatmalar arkada iki parçalı bir biçimde karşımıza çıkıyor. Ortada ise Ceko yazısının logosunun olduğu dikey şeritlere sahip kocaman bir panjur bulunuyor. Aslında genel tasarım olarak güzel. Yan tarafta ee, gizli kapı kollarına yer verilmesi ilginç bir detay. Genelde böyle e, benzinli veya dizel araçlarda buna çok dikkat etmiyorlar. Geleneksel kapı kolları kullanıyor ama bu otomobilde gizli kapı kolları kullanılmış. Arkada da yine çok alışık olduğumuz boydan boya uzanan LED stop tasarımı karşımıza çıkıyor. İç mekanda e, güzel teknolojik bir e, yaşam alanı bizleri karşılıyor. Özellikle orta konsoldaki ekran çok büyük. Bir de hani akıllı telefon hissiyatı versin, onu kullanıyormuş gibi bir hissiyat versin diye. E, ...dikey olarak yerleştirilmiş burada orta tarafa... ...kocaman bir ekran yani evet. nereye uzansan elinin altında olacakmış gibi bir hissiyat verdi bana... ...aracı içine girip inceleme şansım olmadı ama böyle baktığımda... ...tabii ki bu e, üst seviye için yani e, giriş seviyesiyle... ...iki farklı donanım seviyesi arasında çok büyük farklar yok ama... ...en büyük farklardan biri de bu giriş seviyesinde 13.2 inçlik olan bu ekran... ...üst seviyede yani Evol donanım seviyesinde 14.8 inçlik bu kocaman ekran geliyor... E, ama e, iki versiyonda da 10.25'lik dijital gösterge paneli mevcut bunu söylemek gerek. Tabii ki birçok özellik var kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği gibi e, birçok özellik burada giriş seviyesine itibaren standart olarak geliyor. Ön cama yansıtılan sanal ekran ve Sony ses sistemi e, üst donanım seviyesinde geliyor bunlar e, ufak tefek ha. farklar ee, yani op, opsiyonel olan, opsiyonel olan bu diyorsun yani. Yani her şey var da hani çok istiyorsan Sony ses sistemi ekliyorum ve Head-up display mi opsiyonel geliyor? Ee, evet yani opsiyonel değil de hani giriş seviyesinde bunlar yok. İkinci üst Aynı üst olan seviyede, Evolve'de 4x4 olan versiyonda bu özellikler e, var, geliyor tamam. diyebiliriz. Evet. Çok Ama yani ederim hem güvenlik açısından hem konfor açısından baktığımız zaman çeri modelleri gibi yine giriş seviyesine itibaren dolu dolu bir araç yani baktığımızda evet. ısıtmalı ön koltuklar çift bölgeli otomatik klima elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu açılabilir panoramik cam tavan 540 derece gelişmiş görüş sistemi anahtarsız giriş ve çalışma yani birçok birçok özellik var özellikle güvenlik tarafında tüm özellikler zaten iki donanım seviyesinde de standart burada sadece motor tarafında ayrılan bir detay var e, o da 4x4 versiyonda tabii ki işte ne oluyor? bunlarda çamur modu oluyor, arazi sürüşlerinde kar modu oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Onlar e, devreye girdiği için ilk 4x2 versiyonda 3 farklı sürüş modu, 4x4 versiyonda 7 farklı sürüş modu var. Bunun gibi ufak tefek farklar karşımıza çıkıyor. Tabii şimdi Çinli diyoruz, özelliklerden bahsettik, e, fiyatlardan bahsettik. Bu araçta ne motor kullanılıyor? Merak edilen detaylardan biri de bu. Çeyre biliyorsun e, hani... İlk etapta reklamını yaptığı böyle motordan gelen araç biraz daha farklı <gülüyor> <gülüyor> olunca <gülüyor> evet. Çinliler, Çinli deyince en çok merak edilen konulardan bir tanesi bu oluyor. Doğru. Baktığımız zaman bu otomobilde 1.6 litre turbo benzinli bir motorun kullanıldığını görüyoruz. 145 beygir güç ve 275 Nm tork üretiyor. 4 silindirli bir motor ve az önce de dediğim gibi giriş seviyesinde ön tekerleklere güç veriyor. Üst versiyonda 4x4 seçenek karşımıza çıkıyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombin ediliyor. Aracın e, hızla, sıfır yüz hızlanması da 10.8 ile 12 saniye arasında değişiyor bu e, çekiş durumuna göre ve son hızı 180 km saatle sınırlandırılmış bir araç. Arka tarafta çok noktadan bağlantılı bağımsız e, süspansiyon görev yapıyor. Birleşik yakıt tüketimi de e, 4x2 versiyon için 7.5 litre 4x4 versiyon için de 8 litre olarak tabii ki bunlar fabrika verisi gerçek kullanımda nasıl bir e, sunacaktır, nasıl bir yakıt evet. tüketimi sunacaktır. Genelde böyle e Çeri tarafında da şimdi bunlar aynı grubun otomobilleri olduğu olduğu için hani onlardan söz ediyorum. Çeri modelleri için de işte çok yakıyor, bir taraf çok yakıyorlar derken bazı Çeri kullanıcıları yani ya ben yakıtından memnunum diyordu. Bakalım bu otomobil e, nasıl bir e, geri dönüş alacak, geri bildirim alacak. Göreceğiz ilerleyen zamanda. Yani evet şimdi e yani ne desem boş gerçekten şu an sen anlatırken arabaya da bakıyorum diyorum ki ya diyorum arabayı satsak da acaba <laughs> yani şu an hakikaten bakıp diyorum ki ya saat borca gir bir şey ya acaba hani Türkiye'de niye araba satılıyor meselesini cevabını demin, demin vermemiştim şimdi veriyorum yani bunu gördün ya bu kadar para vereceğim de alacağım diyemiyorsun da diyorsun ki ya biz de acaba ne yapsak falan filan diye ama gerçekten araba yani araç çok güzel görünüyor eee neden dolayı mesela düşünüyorum, düşündüm bir an bunu bir, bir nevi işte geri be, geri bildirim olsun, feedback diyelim. Ee, araç bir kere dört çeker araçlıktan bahsediyorsun. Bu çok şey değiştiriyor. Ee, şimdi bizim arabanın fotoğrafını falan gösterebilsem. Ben, bir de, ben de karavan almadım. kullanıcısı olarak. Heh, aynen öyle. Bir de benim arabayı şu an gösterebilseydim derdiniz ki zaten abi sen bunu galiba dört çeker diye kullanıyorsun falan <laughs> derdim yani. Ee, çünkü o halde araba e, böyle çamur içerisinde her tarafı inanılmaz bir durumda. Ve e, tabii gençliğimde bu e, grupen otomobilleri çok seyrettiğimizden dolayı. İşte Toyota Celica'lar, ne bileyim Lancia, Delta, Integrale'ler falan onları da seyrettiğimiz için. Şimdi, şimdi dört çeker deyince bizde ayrı bir hissiyat oluşturuyor. O da var ama bakınca hani bir büyük bir aile arabası. Ondan sonra güvenilir bir yapı sunuyor gibi görünüyor. Böyle baktığında hani bakınca bir güven de veriyor. Cherry'den dolayı da şey diyorsun. Çeri zaten Türkiye'de. Bak işte bir senedir, bir buçuk senedir bu adamlar burada iş yapıyor ve ilerde Ondan sonra şimdiye dek bir tek şu şey vardı. gene haberini verdiğimiz aks kırılması mevzusu vardı ya. Onun evet. Dışında Malezya'da bir olan. Şey, evet. Malezya'da olan. Aynen. Omada 5 modeli. modeli. Onun dışında bir şey yok hani böyle baktığında. Şimdilik de yani bu sonuçta araba meselesi böyle bugünden yarın olan bir şey değil. Ama şunu çok net biliyoruz yani artık. Ya Çinli deyip şey diyemiyorsun. Çinli abi bu falan diyemiyorsun yani. Öyle bir şey artık yok. Diyemediğin için yani Volvo da Çin'den geliyor. Ne diyeceksin yani bu XC9 ölümlü kazası olmayan bir otomobilden bahsediyorduk bir ara yani. Hala öyle mi bilmiyorum da XC9'da değil mi? XC9 olsa gerek o SUV olan var ya, en büyük versiyonu. 90. 90. Pardon XC90 ya o mesela şimdi o araç için kötü deme şansın veya güvenli değil deme şansın e, Huawei'nin e, duyurulan arabasıyla ilgili işte o kasa güvenliği şase güvenliği falan Hani onları düşünce artık şey, bir dakika biz bir daha bunu bir gözden geçelim. Hangisi gerçekten daha sağlam acaba dediğimiz zaman e, fiyat daha uygun. E, bir de bu özellikler ben şunu verdim bunu alamadın. Aa, o paketin içinde bu yok falan demeden sana e, 2 milyona, 2 milyon, 100, 2 milyon 100 bine sana bu arabayı böyle dört çeker, böyle bir araç vereceğim deyince e, valla birilerinin kafasını... E, sokarsın yani toprağın içine. Bu mümkün değil. Böyle evet. yaparsan oyunun kuralını değiştirirsin. Ee, ve bu adamlar çok agresifler. E, Türkiye'de de güzel tarafı e, fabrika açıyor birileri. Çinliler geldi, fabrika açıyor Türkiye'de. Bu da süper haber. Böylece ilişkilerin devam edebileceğini ve daha iyiye dönebileceğini düşünebiliriz. İyi bir yatırım kararı olabilir. Aynı içeride olduğu gibi Çin'de mesela daha büyük soru işaretleri vardı. Şimdi artık bir adım da öndeler. O yüzden sanki bu bir şeyleri değiştirme beraber göreceğiz yine, ee, ilgi görecektir. Doğrusu ben bile şu an konuşurken ne yapabilirim acaba diye seçeneklerimi düşündüğüme göre e, mutlaka birileri bize e, programdan sonra yazacaktır gene çünkü içeride de çok olmuştu. Yani nereden alırım, nasıl bulurum, bize de bir yol gösterseniz, bir vay var mı tanıdık falan diye soracaklardır diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederim, Şah şahane anlattın her zaman olduğu gibi. Bir sonraki haberimize geçmek istiyoruz Sayın e, Barış Cankı Bey. E, evet. Artık evli birisiyle konuşuyoruz tabii. Sizi evlendirdik, <laughs> verdik. <laughs> evet, e, bu sefer başka bir tarafa gidiyoruz. E, Çinli'ye gitmiyoruz ama yine belki de bilmiyorum. Çinliler satın almışsa şaşırmam ama yani. İşte bana dersen şimdi abi onu da satın aldılar dersen <laughs> tamam peki. Çünkü e, Hindistan'ın milli aracı desek yeridir herhalde. Aynen öyle. Hatta Curve ya. değil ama Curve de değil herhalde. Başka bir şey. Curve'yi yazmışlar ama E'yi koymamışlar. E, cur, e curve. Evet. Yani, curve. Yani kör Curve, curve olarak da biliyorsun. isimlendirebiliriz tamam. çünkü böyle hani nasıl isimlendirelim desek farklı söylemler ortaya Doğru. çıkabilir. Biz curve olarak isimlendirebiliriz. Tamam. Tata evet böyle artık her yerden her taşın altından Çinliler çıkıyor ama Tata'nın e, ha, öz hakiki e, Hintli şekilde evet. devam ettiğini yola devam ettiğini e, biliyoruz. Tata'yı genel olarak yani Türkiye pazarında biz işte e, neleri vardı böyle eskimiş köhne hala yollarda bazen görürüz bazı e, up modelleri karşıma çıkıyor. Tabii, tabii. Böyle eski e, tasarımı kötü kendisi de kötü arabalarla biliyoruz ama o zamandan bu zamana e, köprünün altından çok sular evet, geçti evet, güzel evet. otomobiller yapmaya başladılar. Tabii ki güvenlik tarafında Hindistan pazarıdan söz ediyoruz hani orada Avrupa standartlarını beklemek çok zor Bravo. ama. Yine en azından tasarım olarak güda, güzel, modern çalışmalara imza atıyorlar diyebiliriz. Ee, şimdi iki yıl önce bir tane konsept tanıtmışlardı. Böyle e, SUV tarafında coupe SUV gövde tipine benzer, onu anımsatan e, modern çizgilere sahip bir konsept tanıtmışlardı. İki yılın ardından geçtiğimiz günlerde onun seri üretim versiyonunda e, karşımıza çıkardılar. Tata Curve adı verilen bir model. Bunun %100 elektrikli versiyonu da var. A açıkçası üç farklı e, seçenekle satışa sunacaklar. Benzinli, dizel ve %100 elektrikli olarak. E, tasarımları birbirine çok benziyor. Elektrikli versiyonda sadece ön tarafta işte ne yok? Panjur yok. Bu Otomobilde panjur e, ız, evet. ihtiyacı olmadığı için. Onun dışında tasarım olarak zaten gövde tasarım olarak büyük oranda konsepte sadık kalmışlar diyebiliriz. Sadece biraz tekerlekler küçülmüş. Konsepte biraz daha otomobilin gövdesine hmm. yakışır büyük jantlar vardı. Bunda biraz daha küçülmüş tekerlekler. Yani böyle olduğunda araba SUV'den ziyade bana böyle yan profilden baktığında yükseltilmiş bir kupe gibi hani görünüyor. Evet. Bunu sanki böyle süspansiyonunu alçatsan standart bir e, sedan evet, evet, coupe evet. otomobilmiş gibi bir hissiyat veriyor bana. Açıkçası böyle baktığında çok da güzel görünmüyor ama genel olarak genel çizgilere baktığımızda onların da e, isimlendirmesi üzerine coupe SUV segmentinde olduğunu söyleyebiliriz. Ee, onun dışında tabii ne detayları var? En çok e, burada altı çizilen noktalardan bir tanesi Curve EV adı verilen %100 elektrikli versiyon ne özellikleri var bunun? 112 kW'lık bir e, elektrik motorundan güç alıyor. 45 kWh'lik küçük bir batarya koymayı tercih etmişler bu otomobilde. Giriş seviyesinde e, 330-350 km civarında bir sürüş menzili vaat ediyor. Tabii ki üst versiyonu da var. Üst versiyonda da 123 kW güç üreten bir motor, 55 saatlik Biraz daha ortalama bir değer diyebileceğimiz bataryadan güç alıyor. Burada da menzilimiz 425 kilometreye kadar çıkıyor. Yani baktığımız zaman 425 kilometre gerçek kullanımda 300 kilometre civarında bir menzil sunsa şehir içi kullanımı odaklı bir otomobil olacağını söyleyebiliriz. Hani 300 kilometre ile çok fazla uzun yol yapmak açıkçası çok da konforlu olmayacaktır diye evet. düşünüyorum. O yüzden daha çok şehir içinde kullanılacak bir araç olacağını söylemek mümkün. Onun dışında... 3 farklı sürüş modu var. Elektrikli versiyonda 7.2 kW'lık yavaş şarj desteği var. Onda da %10'dan %100'e 6.5 saatte doldurulabiliyor batarya. DC hızlı şarj desteğimiz de var. Çok yüksek olmasa da 70 kW maksimum bir destek var burada. Bunda da %10'dan %80 doluma ulaşması 40 dakika civarında sürüyor. Zaten çok yüksek bir değer değil. O yüzden hani 40-50 dakika civarında olması da normal dolum süresinin ee, onun dışında e, benzinli ve dizel versiyonları olacak demiştim. Benzinli tarafta 125 beygir güç üreten 1.2 litre 3 silindirli motor görev yapıyor. Dizel tarafta ise 118 beygirlik 1.5 litre dizel motor görev yapıyor. Her iki seçenekte önden çekişli. 6 ileri manuel veya 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilebiliyor bu seçenekler. Ee, %100 elektrikli versiyon için bir başlangıç fiyatı verilmiş Hindistan'da. Güncel kurla 20.900 dolar. Yani bunu yuvarlarsak 21.000 dolar olarak. Söyleyebiliriz Hindistan pazarında yani Tata bir ara dediğim gibi Türkiye pazarında vardı evet. e, ama artık yok Türkiye pazarına geri dönüş yapar mı bilemiyorum hani çok da böyle bir e, ışık yok gibi görünüyor özellikle Çinli evet. e, markalar böyle pazarı yavaş yavaş ele geçirmeye Bravo. başlamışken her ne kadar vergilerle ilave vergilerle önünde durmaya çalışsak da e, şu an için e, Tata'nın Türkiye'ye dönme gibi bir e, planı Hiç olmadığını düşünüyorum. Ama otomobile baktığımızda yani hani diyorum ya eski Tata yok diye otomobille beraber sunulan özelliklere baktığımızda bunu net bir şekilde görüyoruz. 10.25 inç dijital gösterge, 12.3 inç dokunmatik ekran, V2L dediğimiz ki otomobilin evet. bataryasıyla başka bir elektrikli otomobile veya elektronik cihazlara şarj verme gibi gibi birçok özellik var. Güvenlik tarafında şerit değiştirme uyarısı, uyarlanabilir direksiyon asistanı Dur kalk özellikle uyarlanabilir hız sabitleyici 360 derece çevre görüş sistemi ki hani hepsini saymayayım burada çok sıkıntı evet. size ama yani birçok güvenlik ve konfor teknolojisi bu otomobilde sunuluyor o yüzden dediğim gibi hani Tata aradan geçen yıllarda çok değişmiş güzel otomobiller karşımıza çıkarıyor bu da böyle güzel modern çizgilere sahip yeni bir otomobili. Yani tabii dediğin gibi şimdi Türkiye'ye nasıl bir şeyle hani gelse nasıl gelir çünkü böyle baktığında 705 bin lira civarında bir maliyeti var Hindistan'da. Hani Türkiye'de nasıl olur bilemiyorum ama makul bir fiyatı var. Böyle baktığımda bu arada şunu söyleyeyim ben şeyi beğendim. Bu arada içi falan da dediğin gibi güzel yapılmış yani hakikaten o eski Tata'dan eser yok doğal olarak. Burada benim dikkatimi çeken bu böyle Paris-Dakar'a hazır bir araçmış gibi de görünce belki zaten bir de çölde falan da yani kum ortamı oluşturmuşlar evet. böyle. Fotoğraflarda da bunu yansıtıyorlar falan birkaç tane görselde evet şunda da gördüğüm gibi. Yani şey geliyor bana, Türkiye için de aslında belli yerlerde hoş olabilir. Çünkü bizim aradığımız şey aslında hani bazen böyle engebeli yerler, yüksek yer arıyoruz. E, aradığımız oluyor. yani daha doğrusu aracı e, alçak kullanmayı değil de böyle yüksek kullanmayı seviyoruz e, çok böyle aşırı virajda işte aman devrilirim falan filan tarzındaki konulara çok hızlı olmadıkça da sorun değil tabi böyle şeyler ama e, sanki o açıdan işe yarar gibi göründü benim gözüme ama e, çok değişmiş o da çok doğru çok da tatlı da bir araç olmuş ama senin söylediğin de enteresan onu düşünce de bunu da yani alçalttığın zaman yani o lastikteki süspansiyon boşluğunu alırsak eğer buradan görünen alırsak sanki normalde bir araç olacakmış gibi de görünüyor evet, bir tarafta. bir kupeymiş gibi yani. Evet, yani o, o da öyle öyle de hissettirmiyor değil. Ama içi sanki yani o cam alanına baktığımız zaman sanki Tesla'da olduğu gibi bir yükseklik söz konusu gibi hissettiriyor. Bir taraftan onu da hissediyorum. Tabi görmek lazım. Canlı da görmek lazım aracı. Belki o zaman daha iyi konuşmak mümkün. Fakat sanki bazı pazarlar için ideal olabilirmiş gibi geldi. Eğer fiyat da evet. böyle Tabii Türkiye'ye yine gelecek yani elektrikliği getirdin işte bir vergi koymadılar buna falan filan olursa ekstradan hani Çin vergisi olmayacağını düşünürsek edersek bilemedim elektrikli acaba bir şey yapar mı eder mi cazip bir fiyat olur mu e, çünkü teknik özelliklerde e, kayda değer görünüyor. Ama benim hala beklediğim bir Hyundai var. Geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz o Hyundai mini vardı ya. Küçük bir Hyundai konu. İntern müydü? Ha, Neydi? Evet. evet yani ee, ne güzel bir i̇nster yani. mıydı? Öyle bir isim var. Şey bravo. İnster. Tamam. Doğru. İnster. Evet. Vallahi ben zaten Casper'ı temel aldığı modeli çok beğenmiştim. Onu da konuşmuştuk ha. seninle geçen yıl falan. Ee, Kore pazarı için tanıtmışlardı onu. Başka pazarlarda satışa sunulmayacaktı ama keşke gelse demiştim Türkiye'ye. inster 100% elektrikli versiyon gelecek. Bence ee, çok güzel bir otomobil. %100. Ben de çok beğeniyorum yani, onu. Vallahi e, aynen öyle. Böyle aklımı çelen otomobiller arasında yer alıyor. Bugün içine bir de JECO'yu katmış oldun. E katmış oldun. O da Fenerbahçe sponsor olsa. O da JECO var bizde be belki <gülüyor> şey... <gülüyor> Peki evet o zaman devam edelim. Bir sonraki habere geçiyoruz efendim. Ee, evet. hemen ekrana yansıtıyorum. Ee, şık bir araca benzeyen. Ben şöyle bakınca buradan şöyle bir yaklaştırayım. Evet. Neden bahsediyoruz? Yine bir Çinli'den mi bahsediyoruz abi? Yine bir Çinli'den bahsediyoruz. Voya markasından bahsediyoruz. Voya bilmeyenler için hemen söyleyeyim. Şöyle bir e, Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden Dongfeng e, e, grubu. E, Böyle söyleyince hatırladım falan, falan. falan demiş. <laughs> 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 Faaliyet gösteren bir e, elektrikli otomobil markası aslında. Tabi hibrit modelleri de var ama e, plug-in hibrit seçenekleri falan var bunda da ama biz e ee, şu anda %100 elektrikli bir e, modele bakıyoruz. Türkiye'de de faaliyet gösteriyor biliyorsun. Markar e, Plaza e, burada evet. distribütörlüğünü yapıyor ve Free modeliyle yaklaşık 5-5.5 milyon TL civarında bir fiyatla Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Arkasından Dream adı verilen yanlış hatırlamıyorsam bir e, elektrikli MPV modeli gelmişti ama şu an herhalde gördüğüm kadarıyla Türkiye'de satışta yok. Sadece fiyat listesine baktığımda Free modelini Hı. görüyorum. E, o markanın artık e, global pazarlara açıl, deniz aşırı ülkelere açılmak istediğini bu modelden anlıyoruz. Çünkü markanın ilk global modeli olarak tanıtıldı. Free tabii ki biraz daha büyük ve e, lüks bir araç ki tasarımından ve özelliklerinden de net bir şekilde görmüştük bunu. Bu biraz daha alt segmente oynayan, biraz daha e, erişebilir bir fiyata sahip olacağını söyleyebileceğimiz bir araç. Hatta bu model tanıtılmadan... E, ha, aylar aylar öncesinde biz e, Markar Plaza'nın e, CEO'suyla bir görüşme yaptığımızda Hı, bana evet. e, şey demişti, hani yeni bir modelimiz de gelebilir demişti, hani daha free'den daha uygun fiyatlı 100% elektrikli bir modelimiz de gelebilir demişti. Belki hani model olarak bel belirtilmedi ama e, bu aracın olacağını olabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Şu an için bir tabii ki e, kesin bir şey yok ama Zin adı verilen bir kompakt e, SUV 100% elektrikli baktığımız zaman markanın ESSA adı verilen yani Electric Smart Secure e, hmm. Architecture adı verilen yeni bir e, elektrikli araç platformu üzerine yükseliyor. E, 4.7 metre civarında bir e, gövde uzunluğuna sahip yani kompakt bir araç olduğunu söyleyebiliriz. 2.9 metre aks mesafesine sahip. Aks mesafesi de oldukça iyi. Aslında sanki elektrikli bir araç. Burada baktığımızda, yan profilden baktığımızda ön arka çıkıntıları biraz daha fazla. Keski hani Biraz daha sanki o aks mesafesini uzatabilirlermiş evet. gibi geldi bana. Elektrikli otomilerde biliyorsun çok uzun oluyor. Burada avantajları oluyor onların. Ee, ama yani tasarım olarak e, benim gözüme çok böyle şık geldi. Özellikle evet. D sütununda böyle sanki köpek balığı yüzgeçine benzeyen bir e, detaya yer verilmiş. Hmm. Yine gövde renginde evet. o siyah alan üzerine konumlandırılmış. Böyle güzel e, bir tasarım var. Aerodinamik jantlar karşımıza çıkıyor ki hani böyle kapaklı bir şekilde daha böyle hava akışını yönlendirsin diye. Onun dışında ön çamurluklar üzerinde kameralar var ki otomobilin üzerindeki teknolojilere atıfta bulunuyor. Onlara vurgu yapan detaylar bunlar. Gövde rengi de gayet güzel böyle şık bir renk olmuş açıkçası. İç mekanı oldukça güzel. İki kol direksiyonun hemen arkasında sanki ilk bakışta böyle dijital gösterge ekranı yokmuş gibi geliyor ama hemen böyle üst kolonun benzer taraflarına baktığımızda ince bir şerit şeklinde bir dijital gösterge olduğunu görüyoruz. Burada aracın sürüşle ilgili elzem bilgiler bu ekran üzerinde yer veriliyor. Diğer tüm fonksiyonlar zaten orta konsoldaki büyük multimedya ekran üzerine konumlandırılmış. Onun dışında zaten dijital göstergeye çok da ihtiyaç yok. Neden? Araçta sanal gösterge ekranımız var. Ön cam üzerine yansıtılan zaten birçok bilgi ve uyarı bu ekran üzerinde de hiç gözünü yoldan evet. ayırmadan net bir şekilde sürücüye iletiliyor. Teknik detaylarına bakıyorum. Tabii ki baktığımız zaman Çin'de geçerli olan detaylar bunlar. Hani her zaman söylüyorum özellikle menzil detayı ...Çin'de CLTC normlarına göre veriliyor. Bizdeki WLTP'ye göre değil. Onlar biraz daha iyimser oluyor. Menziller biraz daha yüksek oluyor <laughs> WLTP'ye göre. Bunu belirterek tekrar hatırlatmış olayım. Tek ve çift motorlu iki farklı versiyonu var. Bu aracın tek motorlar arkadan itişli. 215 beygir veya 215 kW veya 230 kW güç üreten elektrik motoru kullanılıyor. 77 kWh bir bataryamız var. 625 km'ye kadar menzil sunuyor. Üst seviyede ise 109 kWh gibi kocaman bir batarya paketi kullanmış Bu otomobilde ki hani e, sektör ortalamasına baktığımızda ortalamanın epey üzerinde olduğunu söylemek mümkün. Özellikle böyle kompakt bir araçta. E, bundaki menzilde 901 km olarak verilmiş. Hani böyle bazıları diyor ya ben işte 1000 km olmadan elektrikli otomobil almam. Burada biraz daha ona yaklaşmışlar gibi e, görünüyor. 901 km tabii ki gerçek kullanımda ne olacaktır? Onu bilemiyorum ama hani olsun 700-750 kilometre yani, gerçek evet. kullanımda da yine hani baktığımız zaman çok çok yüksek bir değer olduğunu söylemek mümkün. 700 kilometre al uzun yolda kullan yani hani hiçbir sıkıntı olmadan 700 kilometreyi zaten mola vermeden hani bir yani, kahve molası evet, vermeden evet, ayaklarını bravo. kollarını esnetmeden zaten gitme Yapma yani zaten. bir mola ver Tabii orada ki, da evet. bir şarj et yani arabanı hani çok böyle iyi. bir e, mesafe diyebiliriz burada. Çift motorlu versiyonda tabii ki biraz daha güçlü. 160 kW güç üreten e, bir iki motor var. Her biri 160 kW güç üretiyor. Yani toplamda 320 kW güç üreten bir e, araçtan bahsediyoruz. Yine 77 kWh'lik saatlik bir e, batarya kullanılmış bu araçta. Küçük batarya kullanılmış. Bunda da 570 km'ye kadar bir menzil vaat ediliyor. Bunda da gerçek kullanımda belki 400 km civarına düşebilir menzil. Yine çok düşük değil ama tabii ki araç daha performanslı olduğu için menzil biraz daha düşük oluyor burada. Hemen şöyle bakıyorum en öne çıkan detaylardan bir tanesi artık 800 voltluk elektrik mimarisine sahip olması ki bence artık günümüzde bir elektrikli otomobil çıkıyorsa 800 voltluk elektrik mimarisine sahip olması gerekiyor. Bu, bunun ne avantajları var? Bir kere en büyük avantajını zaten verimlilik tarafında görüyorsunuz. İşte e, batarya çok çabuk ısınmıyor, elektrikli araç şarj olurken ısınmıyor. O yüzden çok daha yüksek DC şarj hızlarına ee, olanak sağlıyor. Bunda da zaten baktığımız zaman 5C şarj yeteneği ve 800 volt elektrik mimarisiyle 15 dakikalık şarjla 515 kilometre menzil elde edebildiği bilgisi verilmiş. Tabii ki dediğim gibi gerçek kullanımda ne olacak ama kağıt üzerinde çok güzel veriler bunlar. Fiyat bilgisi şu an yok. Dediğim gibi Türkiye pazarına da getirilse dikkat çekecek bir model olabilir ama Çin'den gelen modellerde biliyorsun ki ilave gümrük vergisi var. E artık her şey aynı olur mu Türkiye'ye getirilir mi? Getirilse de bu ilave vergiyle fiyatı ne olur? İlerleyen süreçte büyük ihtimalle bundan cevabını alacağız. Evet doğrusu tabii e, ya böyle bakıyorum az önce sen bahsederken bu hemen görünmüyordu ya böyle küçük bir alan şey düşündüm. E dedim yani tam karşında olması iyi olurdu aslında falan dedim. Dedikten hemen sonra sen de ki ya üstte var zaten dedin. Ben direkt evet. cevabımı almış oldum. <laughs> yani bu gerçekten son derece e, kullanışlı yani çok daha rahat görüyorsun. E, yoldan gözünü ayırmıyorsun. E, burada da bir daha bu ekrana da gerek kalmıyor böyle baktığın zaman. Yani ben zaten ona şaşırıyorum. Mesela burada var, burada da başka bir şey var. Aynısını gö niye göstersin abi? Yani bu gölgesi gibi burada görünmesine gerek yok bence. Sanal ekran bence bu anlamda rahatlıkla yerini alabilir. Çok kullanmadım. E, hani o yüzden kullanımda belki deneyimleyenler farklı bir şey söyleyeceklerdir bilemiyorum. Hani gece ve gündüz farkını Gece tabii çok rahat olacaktır ama gündüzü bilemiyorum. Ve çok aşırı ışıkta ne oluyor, nasıl gösteriyor. Onun konuda bir deneyimim yok. O yüzden şimdi hani böyle övmeyeyim ama bana göre sanki kolaylıkla yerini alabilir gibi biliyorsun çünkü mesela Peugeot'larda çok rastlıyoruz buna. İşte e, direksiyon aşağı mı gelsin yukarı mı gitsin evet. o aradaki göreyim mi görmeyeyim mi ya görünmüyor ki nasıl koyacağım bunu falan filan bir derdin oluyordu. Ya bunu işte head up display yap sanal ekran yap oradan görsün bitsin. Zaten ortaya dediğin gibi e, gayet güzel bir ekran koyuyorsun yani e, tekrar gösterelim gayet güzel bir ekran var burada bir daha hani ona da gerek yok. Yani başka bilgi arıyorsan zaten bu tarafa bakmıyor değilsin yani. Evet. E, Tabii güvenlikli bakmak lazım. Yani biz de şu an normal ortadaki ekrana belki de önümüzdeki ekrandan çok daha fazla bakıyoruz artık. Yani radyosu e, radyosuydu, haritasıydı, bilmem neydi, buraya bakıyorsun zaten. Yani o yüzden hani güvensiz olabileceğini artık çok düşünmüyorum. Tabii ki öne bakmak başka bir şey. Yani aynalar falan filan ama e, sen anlatırken aklıma o geldi. Çok teşekkürler. Bakalım nasıl olacak? Bana göre tabii yani e, buradaki mevcut modele göre çok daha e, uygun bir fiyat beklentisi olmalı ki Pazarda yer bir evet. böyle büyük bir devasa bir markanın e, dünyaya açılımında iyi bir fiyat e, tutturması lazım. Çünkü rakipleri de, yani kendi Çinli rakipleri de bu konuda çok iddialılar ki az önce de konuştuk. Yani eğer böyle 5,5 değil, yani 3,5'a verdim bunu derse bunun bir karşılığı olmaz bana göre. Tabii ki, ee... kaldı ki BYD Türkiye'de fabrika açıyor, bütün ilave Hah. vergilerden kurtuldu şu anda elektrikli evet. otomobil tarafında da. Yani plug-in hibrit üretecek olsa da Türkiye'ye yatırım yaptığı için bir kere elektrikli otomobil tarafında da ilave vergilerden kurtuldu. O yüzden elektrikli araç tarafında şu anda... E, B'ye de Çinli markalar arasında öne çıkan hatta belki de bütün markalar arasında e, öne çıkan üreticilerden bir tanesi olabilir Türkiye'de. Çok doğru. Söylediğin net olarak doğru. Yani e, diğer Çinli markaların da bu konuda atak yapıp belki hani bir Çin mahallesi fabrikası oluşturmaları belki de iyi olabilir bilemiyorum. Yani toplu hale düşünürlerse. Bize de yarar mı? Ya, bize de yarar ama tabii TOG ne yapar o durumda? Biraz da onda düşünmek belki gerekecek. Bilemiyorum. Orada da tabii bizim düşünmemiz lazım. Yani bu ee, biz burada bunu böyle yapmıyoruz diye Türkiye'de ayağımıza sıkıyoruz diye dünyada da e, bekleyemeyiz bunu. Yani dünyada nasılsa eğer başarılıysa bunlar burada da başarılı olacaklar. O He. yüzden Hani böyle bıçak sırtı bir konu diyerek bir sonraki habere geçmek istiyorum. Bir sonraki haberimiz efendim bu sefer sevilen bir araçtan, hepimizin sevdiği bir araç. Birçok kişinin rüyasına girebilecek araçlardan biri diye düşünüyorum. Ne olmuş? Gelmiş bir Türkiye'ye sonunda? Gelmedi ama gelecek. Ee, Ekim Heh. ayında Türkiye pazarında satışa sunulacak elektrikli Mercedes-Benz G serisi. Ee, yani bir herkesin evet dediğin gibi böyle çocuklukta veya gençlikte bir G-Wagon... Evet. E, hayali vardır. Benim ya hala bir oyuncağı hayali... olacak ya bir evet. kendi olacak falan. <laughs> bir şey olacak yani. Yani zaten bizim çocukluğumuzu falan ya da daha öncesinde düşündüğünde tasarım evet. olarak da çok değişmemiş. İkonik e, bu gövde tasarımını koruyan. E, yani birçok otomobilde mesela işte lüks segmente ne ararsın? Böyle kapısı çok yumuşak kapansın. Vay efendim e, böyle farklı şeyleri olsun. Yani bunda kapıyı kapatma, dandun sesler çıkaran ama yine de bir G-Wagon olduğu için ya olsun dediğin evet. E, evet. otomobil e, diyoruz burada yeni nesilde artık %100 elektrikli versiyonla beraber geliyor biliyorsun bunu da Mercedes EQ olarak adlandırmıyor ama e, neydi burada G580'di yanılmıyorsam evet, G8'i G580 doğru. %100 elektrikli versiyon Ekim ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak Tabii ki teknik özelliklerinden bahsediyor olacağız ama bunun en çok reklamı yapılan özelliklerinden bir tanesi de neydi tank dönüşü evet. e, yapmasıydı bu tank dönüşü neyle mümkün oluyor e, araç tabii ki e, bağımsız elektrik motorları olduğu için e, sol tekerlekler ayrı yöne, sağ tekerlekler ayrı yöne döndürülebildiği için araç olduğu yerde kendi ekseni etrafında 360 derece döndürülebiliyor. Yani bu şov açısından okey güzel bir özellik ama hani off da belki aracın böyle dönüş açısını çok düşürebilen ufak böyle arazi koşlarını tabii ki böyle çok hendek olan yerlerde tabii bu ki. özellik e, kullanılabilir mi? Hendekten çıkabilir mi tekerlek böyle tank dönüşü yapayım orada olduğum yerde döneyim falan diye kullanabilir misin? Onu çok bilmiyorum ama kaldı ki yani Türkiye pazarında da bir G-Wagon arazide ne kadar kullanılıyor? Onu da bir <laughs> e, hani bebekte sıralanıyor bunlar ama ah, ya helal olsun sana. E, evet. Off-road sürüşü ne kadar yapılıyor bu araçla? Onu da bilmiyorum. Belki yabancı ülkelerde mutlaka yapılıyordur ama burada kıyamazsın yani bu arabaya. Ya bu evet e, şeyi söyleyeyim 20 ben milyonları de... verip yapamazsın of, yani onu. Of. Vallahi böyle söyledim olmadı. Aklıma şu geliyor. E, Cem Yılmaz'ın Opet reklamı vardı hatırlar izleyenler. E, o yılları yakalayanlar. Arabanın hakkını ver hakkını diye böyle seslendiği bir şey vardı. E, yarış sonrasında işte evet. o şey, gitle yarışan korvet vardı. Korveti geçiyordu git. E, ondan sonra arabanın hakkını ver hakkını diye bağırıyordu. Yani bizim zannediyorum eğer öyle çıksak Bebek'te veya o taraflarda yani sıralanmış birçok araba için rahatlıkla bunu söyleyebiliriz yani arabanın hakkını verer hakkını ve çok söylenir yani herkese söylersin. <laughs> aynen yani. aynen öyle. Çünkü tabii dediğin gibi yani hani o bahsettiğin olayı da mutlaka bir yerde deneyen olacaktır. İnşallah kimse gaza gelip de bir zarar vermez sağa sola. Çünkü yani normale tahmin edemeyeceğin bir e, yani böyle acaba böyle dönersem ne olur diyemeyeceğim bir şey. Çünkü hep işte araba gidecek, dönecek, gelecek. Ama ben burada döneyim dersen Allah korusun. Hani e, tabii mutlaka o güvenlik önlemleri vardır bu araçlarda. Boş değil yani. Mercedes onu düşünmüştür. Yani. Etrafında nesne var. Böyle dönemezsin falan diyecektir diye düşünüyorum. Bunu da zorlayıp da bozanlık çıkabilir. Çıkmaz değil bazı tabii bu anlamda e, meşhur tabii. Ne zaman geliyor dedin Türkiye'ye? Türkiye'ye Ekim ayından itibaren gelecek. Ha. Yani markanın bize verdiği bilgi bu yöndeydi. Türkiye fiyatı Bilmiyorum. belli oldu şu anda. Baktığımız zaman hemen şöyle bir fiyatına bakayım. 13 milyon 540 bin 500 TL'lik bir fiyatı var. Yani aslında baktığımızda vergi diliminden ÖTV'den dolayı zaten e, normal e, içten yanmalı motorlu versiyonlara göre çok daha uygun fiyatlı olacağını söylüyorduk. Evet. Hani Diğer versiyonlar 20 milyon liralık fiyatlara sahipken bunda tabii ki %60'lık ÖTV dilimiyle Yine 10 milyon TL civarına geleceğini söylüyorduk. Ama yani baktığın zaman yine böyle arada bir fark söz konusu açıkçası. Mercedes burada nasıl bir şey izlediği bilmiyoruz onu ama. %60'lık ÖTV dilimine giriyor bu araç ve e yurt dışındaki fiyatı 142 bin e euro civarında. Yani baktığımızda vergilerle beraber 8.5-9 milyon hatta bilemedin 10 milyon TL civarına gelmesi gereken bir araba 13 milyon 13.5 milyon seviyesine gelmiş. Burada aradaki fark neyden kaynaklanıyor onu çok anlayamadım açıkçası ama. Böyle e, ilginç bir fark e, ortaya çıkmış diyebiliriz. Teknik özelliklerinde neler sunuyor bu e, ya, G580? Dediğim, çok çok Hı. özür dileyerek bir şey söyleyeyim. Yani bomba gerçekten. Yani 142 bin euro deyince böyle insan bir korkuyu ediyor. Bir çarpıyorsun, bölüyorsun. 5 milyon 200 bin lira yapıyor. Yani bir G-Wagon 5 milyon 200 bin. Sen az önce işte friyadan bahsediyordun. Yani dedin ki hani 5 buçuk milyona satılıyor dedin. Evet. Yani şu aracı yurt dışında 5... 5.200. Yani bu adamlar yurt dışına satıp da yani kar etmiyor değiller ve hani o devletler vergi almıyor çıplak bu fiyat falan gibi demiyor yani bizdeki olay ne kadar gerçekten yazık ve acı bir durum yani 5.5 5 ,5 milyon para ver 5.200 para verebilecekken diyorsun ki 13 bir de ya yani böyle olmuş da acaba marka mı ne yapmış ya kim ne yapmış diye de merak ediyoruz yani tabi burada ne olursa olsun da... marka ne yaparsa yapsın <laughs> ama yani de, e, hükümetin aldığı hani o işte. Bir para alayım ben şöyle bir e, olsun demesi hakikaten yazık ya yani 5 milyon yani bu araçları tamam yani 5'e alınmasın ama yani 6-7 olsun yani hani ne bileyim yani 13'te olmasın 13, olmasın, yani. olmasın arkadaş ya yani bu günah yazık günah ya yani gerçekten yani bu milletin bu parasını bu kadar alıp da e, olmaması lazım ama işte neyse. Maalesef. Neyse, yine neyse ben, evet. Ben teknik özelliklere geçeyim öyle lütfen, çok lütfen. Şey yapmadan, <laughs> sıkıntıya girmeden. <laughs> tamam peki. Şöyle baktığımızda toplamda 432 kW'lık güç üreten motorlarımız var. Yani 580 beygir güç üretiyor. 116 saatlik bir bataryamız var. Buna da yani baktığımız zaman böyle büyük bir araçta kullanıyor 116 saatlik. O yüzden az önce 109 saatlik bataryanın kompakt bir araç için yüksek olduğunu söylemiştim. Bunda da 116 kWh'lik bir bataryamız var. 473 kilometreye kadar bir sürüş menzili sağlıyor. Bize WLTP'ye göre tabii ki gerçek kullanım koşullarında bu menzil büyük ihtimalle değişecektir. Ama maksimum bence 400 kilometre civarına düşer. Onun da altına düşeceğini pek zannetmiyorum. Böyle e, güzel bir araç. Zaten hani özellikleri teknik özelliklerden ziyade donanımı saya saya bitmez. E, büyük oranda Ekim ayında zaten belli olacaktır diğer detayları da. Ama böyle kocaman e, tank dönüşü yapabilen, %100 elektrikli böyle büyük bir aracı sıfır emisyonlu şekilde kullanabildiğiniz güzel bir Mercedes 13 milyon 13,5 milyon almak isterseniz neden olmasın? Olağanüstü anlattın. Hiç üstüne bir şey söyleyecek bir şey yok yani. Gerçekten süper söyledin. Hele bir tank dönüş ve karbon <laughs> sıfır demek şahane oldu bence. Süperdi. Evet e, sevdiğimiz bir araç. Bekliyoruz. Gelsin. Bir, muhtemelen Mercedes Türk'teki arkadaşlarımız da sana e, test için de belki de yollarlar. Donan haberde görmek isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Evet güzel oldu. E, biz de bir hayalimizi gerçekleştirmiş oluruz böylece bir tank dönüşü yaparız yani. Ya buydu dermişim falan. İşte tabii ki hemen, değil. <laughs> hemen neden olmasın ya yani. Evet. Ama tabii asfaltta da denemeyiz şimdi. Şöyle güzel bir toprak bir yola gireriz orada deneriz yani. Arabanın hakkını ver hakkını da o repliği de ekleriz o zaman. Tamam. Tabii Peki, tabii. Olmadı. Yani şimdi ben bununla araziye giremem. Sağına soluna bir şey olur. 13.5 milyon. Vallahi ya, vallahi. Aman ya Rabbi. Bunun bu arada yani ilk çıktığı zamanki testlerini izlemiştim. Bu değil tabii yani ama G-Wagon'un işte yapmışlar o işte 80'ler mi neyse yani o zamanlar. O testleri izliyorum yani canını okuyorlar arabanın yani öyle böyle değil. Keşke tabii şimdi hazır olsaydı gösterseydim öyle değil ama belki sevgili izleyicilerimiz nasıl olsa YouTube'talar şu an. Hani çıktıktan sonra G-Wagon işte ilk testler falan diye baksalar. Ya bir testler yapıyorlar yani tabii sen izlerken ağlarsın ama adam tabii yani onu test ediyor. Ve senin de söylediğin gibi aslında orası için test ediyor. Çünkü onun için yapmış arabayı. Evet. Ee, yani kapısının kapatılmasından da anlaşılması gereken şey. Yani bu arabayı ya yani vur işte bir yerlere falan. Hani ben vur diye yapıyorum gibi yapmış falan. Tabii Türk şimdi olmaz yani. bu şimdi, o zaman için söylüyor. Peki şimdi gelelim son haberimize ve bizle ilgili haberimize gelelim. Bizdeki haber nedir? Efendim bugün biraz bahsettik. Türkiye'nin çok sevdiği, sedanını beklediği e, TOG'un T10F değil mi? Doğru mu söylüyorum? Evet T10F. Evet. T10F. T10F pardon T10F. F nedir ya kardeşim? İngilizce söylüyorsunuz bunu ya. T10F. Hemen... Tamam T10F. Bizi linkten kurtardın şu anda. Ee, tabii canım şey Allah Allah. <laughs> F, -klavye, F klavye olur mu şey? Peki e, nedir yani var mı bir şeyler çıkan haberler e, zannediyorum biraz heyecan verici ama çok da böyle e, biraz başındayız sanki yolun. Yani evet yolun başındayız. Yavaş yavaş ilerleme kaydediliyor. En azından SUV'nin ardından T10X modelinin ardından yavaş yavaş sedan ya da işte e, fastback mi diyelim, kupe mi diyelim bu versiyon için, bu gövde tipi için de e, çalışmalar başladı. Markadan yapılan açıklamada bu mühendislik testlerinin, yol testlerinin yapılmaya başlandığı açıklandı. Baktığımız zaman zaten bir kısa bir videoda paylaşıldı. TOG'un kendi fabrikası içerisindeki Test pistinde ki orası zaten bayağı kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştı. Doğru. Aracın bütün yol testlerinin yapılabileceği şekilde işte süspansiyon testleri olsun, farklı testler olsun. Orada bunların hepsinin yapıldığını görüyoruz. Aracın üzerinde kamuflaj var. Burada ne düşündürüyor bize? Gösterdikleri prototipin yani üretime hmm. ön prototipin üzerinde biraz oynamalar yapabileceklerini gösteriyor ki zaten prototipte ne bulunuyordu? Yan aynalar yerine, geleneksel yan aynalar yerine dijital kameralar vardı ama zaten burada e, kamuflajlı versiyonda da onların yerine yan aynaların geldiğini görüyoruz. Bunun gibi ufak tefek değişiklikler de olacaktır ama bana kalırsa şimdi bir değişim yaptılar. CS'de yıl bir, yani ilk CS'de evet. tanıtı, tanıttıkları konsept araç ki bu buna yönelik ikinci model olarak tanıttıkları araç e, daha farklıydı. Ba, bence biraz daha heyecan uyandıran bir tasarıma sahipti. Tamam ark geriye doğru açılan arka kapılarını görüyorduk. Bunun üretimde evet, olmayacağını evet. biliyorduk ama e, yine de bu üzerinde bulunan tasarım çizgileri biraz daha heyecan vericiydi. Sonrasında işte bu e, ön prototip tanıtıldı. Onda biraz daha e, farklı bir e, gövde karşımıza çıkarıldı. Yine güzel bir tasarımı var açıkçası. Benim böyle önden biraz Skoda modellerine hafif benzettiğim evet. e, güzel bir gövde tasarım var ama e, ben en azından böyle e, halktan gelen gelip geri bildirimlere baktığımda o ilk e, konsept hmm. kadar heyecan uyandırmadığını görüyorum bu gövde tipinin ama baktığım zaman ufak tefek belki de burada tasarımda küçük değişiklikler yapılacaktır e, bu kamuflaj da onun bilgisini veriyor bizlere dediğim gibi teknik tarafta herhangi bir açıklama yok şu anda e, bakıyorum Gürcan Karakaş 2000, 2025 yılının ilk çeyreğinde teonefin ürün lansmanının gerçekleştirileceğini e, söyleni söylüyor ve onunla birlikte ön siparişlerde başlayacak o zamana kadar büyük ihtimalle hani yollarda görmeye başlayacağız bu aracı test edilirken ufak tefak detayları ortaya çıkacak. Fiyat açısından açıkçası ben en merak edilen noktalardan bir tanesi bu Tabii. tamam SUV'ye göre biraz daha uygun fiyatlı olacak ama en azından ben fiyatların böyle tahmin edildiği gibi 1 milyon seviyeleri veya 1 milyon seviyenin altında olacağını hiç düşünmüyorum. Yine çünkü aynı platform üzerine yükselen aşağı yukarı aynı altyapının benzer altyapının olduğu bir araç olacağı için hani gövde tipi SUV değil de sedan veya kupe olsa da fiyat tarafında çok büyük bir e, düşüş olmayacaktır. İşte SUV 1.4 milyonsa bu da e, ne bileyim 1.250 1.300 falan olacaktır büyük ihtimalle bana göre. Asıl zaten fiyatın düşük olduğu daha erişilebilir model B SUV olacak. Ee, o da üçüncü model olacak yanlış bilmiyorsam şu anda tam böyle aklımda değil modeller ama sıralaması B SUV geldikten sonra biraz daha e, uygun fiyatlardan erişebilir fiyatlardan konuşuyor olacağız o zaman zaten marka da biraz daha fazla oturmuş olacak çünkü SUV'de böyle e, kullananlardan gördüğümüz kadarıyla ufak tefek yazılım problemleri hala devam ediyor güncelleme almaya servise gitmeye devam ediyorlar o zamana kadar markada tam böyle oturmuş olacak yavaş yavaş 3 tane farklı model gövde tipi çıkarmış olacak e, gönül rahatlığıyla alınabilecektir fiyatlarıyla tamam. beraber e, t 10 de bu şekilde bakalım yani 2025'in ilk çeyreğinde zaten e, net bir şekilde görüyor olacağız özelliklerini peki sence yani hani çok söylüyoruz Türk halkı işte sedan'ı çok seviyor falan dedik ama e, sanki işler de değişti gibi e, bir B SUV mi acaba daha iyi olur öyle bir sürpriz de gelse hani e, bunu yaparken o 3. beklediğimiz arabayı biraz daha çabuk görsek acaba daha mı faydalı olur yoksa hayır sedan yani daha doğrusu e ee, ne diyelim? Kupeseden mi diyelim buna? Ee, nasıl desem? Çünkü sanki hep gibi de Evet, hep bekliyor bize. Fastback tarzı bir gövde stil var evet e, bu mu daha iyi olur Türk halkı için yoksa şey mi e, yeni bir e, B, BSUB mi acaba daha iyi olur? Yani şöyle bana göre e, Togun özellikle bu işte Çinler yatırım yapmaya başladı. BYD'nin az önce ilave gümrük vergisinden sıyrıldığını söylemiştik. Biraz daha burada özellikle yani sadece iç pazarda değil Avrupa pazarında da böyle e, daha fazla kitleye hitap edebilmesi için daha erişilebilir modeller karşımıza çıkarması lazım. O yüzden bu modelden ziyade B SUV daha erişilebilir olacak modelin e, piyasaya sürmesi, hızlıca e, o modele geçiş yapılması marka açısından çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü rekabette çok geri kalmamak lazım. Türkiye pazarında özellikle rekabeti belirleyen şeylerden en büyük e, kozlardan bir tanesi de fiyat olduğu için ne kadar erişilebilir fiyatlı bir model satışa sunabilirsen o kadar çok e, pazardaki e, gücünü korursun diye düşünüyorum. O yüzden Tog'un bir an önce erişilebilir fiyatlı bir modele geçiş yapması lazım hızlıdan. Evet güzel söyledim bence üstüne ekleyecek bir şey yok ağzına sağlık çok teşekkür ederim ben hani şöyle bakıyorum altı haberle güzel bir konuşmayı da tamamladık. aslında zam konuşmayacaktık ama bir nevi zamda konuşmuş olduk mecburen yani yapacak bir şey yok hani nasıl oluyor da 5 milyonluk bir araç işte bizde bu fiyatlara geliyor diye söyledik mecburen buraları uğruyoruz yapacak çok bir şey yok ama birkaç güzel haber var bence gerçekten kipaya çıkan haber Caco ve haberi bence e, önemli bir haber. E, merak ediyorum ben de doğrusu. Umarım hani Çeri'den veya tabii Jako için başka bir yönetim mi gelir, nasıl olacak? Böylece onu da e, aslında belki konuşuruz ilerleyen günlerde. Onlarla da belki başka şeyler konuşuyor oluruz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hemen şöyle e, ortadan bunu kaldırdıktan sonra efendim senden tabii ki haftanın ne diyelim kapanışını almak üzere sözü sana devrediyorum. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Evet ben teşekkür ederim abi. Senin de ağzına sağlık. Hemen tabii ki her zamanki olduğu gibi kapanışı da ben de yapayım. Oto gündem serisini beğeniyorsanız videolarımızı izliyorsanız ve Doğum Haber Plus kanalına hala abone değilseniz öncelikle çok ufak bir tuşa basarak abone olmayı, sonrasında videomuzu beğenmeyi ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. Biraz daha uzun vakit ayırmak istiyorsanız bu videoyu sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin.